Tatilin tek adresi Tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik başlıyor. Olabildiğim bir yer olabilir mi şu lütfen an? Lütfen öyle istiyorum. Evet, aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Çok hayal kurardım dediğin çocukken en büyük hayalin neydi mesela? Tiyatro sahnesinde olmak. O kadar. O kadar. Ataerkil bir top. Tabii. Babam Diyarbakırlı ve erkek çocuk çok gözdeydi. Ben de biraz ona benzersem daha fazla sevilir mi diye. Ay canım benim. Abimi çok taklit ederdim. Çok ağladım, çok tartıştım babamla. Ama şu an babam tabii aşkla izliyor. En Ay. Büyük destekçim babam. Ay. Ben böyle hani kurum tiyatroları kapatılsın diyenlere falan biraz öfkeliyim. Çok uygun fiyatlar ödeyerek, çok uygun tabii biletlerle Shakespeare neler izliyorduk. Neler seyrettiniz tabii. Evet. Üretmediğiniz işler sizin biraz kariyerinizi belirler. Yani o kadar çok vaktim varmış ki ve zamanın o zamanlar hep bu kadar bize bonkör davranacağını düşünüyor oluyormuşuz. Hmm. Çok hızlı geçti zaman ve ben hiçbir şeyi yetiştiremedim. Mekanı sahibine geldik de bugün çok sevdiğim bir kardeşimi sizinle birlikte paylaşmak istiyorum. Kendisi gelene kadar çok mücadele verdik çünkü çok sevmez böyle görüşmeleri. Yani Hakan abi ben yani kendimi niye anlatayım abi, niye insanları niye rahatsız edelim böyle bir şey. O kadar mütevazi bir insandır. Dünyanın en şeker kızlarından biridir. Daha İzmir'den yeni konservatuar bitirip İstanbul'a geldiğinden beri tanır. Ve her yaptığı işte de gözüm dola dola seyredip aferin lan Senan falan dediğim sevgili Senan Kara Tutumler. Doğru mu söyledin? Tutumlar. Evet. Ulan bayağı Meksikalı ismi gibi uzun olduğu için haliyle sevgili Serhat'a da selam olsun buradan. Sevgili Senancığım, hoş geldin. Hoş. Sefalar getirdin. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Ya burada sohbet olduğumuz. Edeceğiz. Hiçbir tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Stres yok. Bu bir magazin programı değil, gazete programı değil. Normal, senin için hazırladığımız, tamam. İnsanların seni daha yakından tanımasını istediğimiz. Ben sevdiğim için, sevdiğim insanların herkes tarafından tanınmasını ve sevilmesini çok seviyorum. Aslında bu programı yapma amacım da o yani. Kendim olabildiğim bir yer olabilir mi şu lütfen an? Lütfen öyle istiyorum. Tamam. Evet, aynen öyle. Yani, aynen öyle. Tamam. Hiç böyle bir oyuncu Senan değil. Benim kardeşim Senan'la oturacağız sohbet edeceğiz. Tamam, o zaman. Peki teşekkür o zaman. Ederim. Evet, rahat ol lütfen. Senan İzmir'de doğdu mu? Değil mi? İzmir'de doğdum. Ne? Hangi bölgesinde doğdun? Bornova. Bornova'da. Ege Üniversitesi Hastanesi. Hastanesi. O kadar geriye gittim diyorsun. Süper. Sonra Bornova sokaklarında büyüdüm. Hayır, Karşıyaka'da, Alaybey'de bebeklik biraz orada geçti böyle bir iki sene. Sonra baba tarafı Diyarbakırlı, anne tarafı İzmirli. Diyarbakır'da okul, yetişme, yazları 3 ay İzmir. Geri kalan zaman hep Diyarbakır. Yani aslında çok iki ayrı kültürü evet. Bir sene içinde yaşıyordunuz yani. Hem Diyarbakır'a gidiyordun hem İzmir'e gidiyordun, git gel. Evet, işte biraz böyle bir yere ait olamama duygusu vardı. Hmm. Nereye aidim, hangi coğrafyaya aidim gibi bir karmaşıklık yaşıyordum. Sorgulama vardı yani evet. Değil mi? Bir yere ait olamama sıkıntısı vardı bende çocukken. O yüzden zorlanıyordum. Yani Diyarbakır'a gittiğimde İzmirli gibi davranıyorlardı bana. İzmir'e gittiğimde bir Diyarbakırlıymışım gibi davranıyorlardı. Tam Almancı durumu yani. Evet, akrabalarım da yaşatıyordu ve orada bir bocalıyordum. Öyle öyle büyüdük. Yani, kardeş, aile kaç kişilik bir aile? Benden 2 yaş büyük bir abim var. O da işte o da doktor oldu. Süper. Bir de benden 18 yaş küçük bir kardeşim var, erkek kardeşim. O da işte mühendis. Çok güzel. Ben de ailenin iki erkeğin arasında bir kız. Tek kızıyım. Böyle ama yani Senan dünyanın en zarif kadınlarını oynamıştır. Ama bana sorsan oğlan çocuğu gibidir yani. Hareketi çok top oynamışsındır bence. Çok küçükken. Mahallede evet çok top oynadım. Kesin oynamışsın. Çok dedi. Erkek arkadaşım vardı. Okulda benim üniversitede de en yakın arkadaşlarım erkek arkadaşlarımdı. Ama bu biraz Diyarbakır'da büyümenin verdiği o koruma, kendini koruma içgüdüsünden kaynaklanan bir şey. Bir de erkek bir abiyle aileden, büyüdüm ve işte ataerkil bir top. Tabii babam Diyarbakırlı ve erkek çocuk çok gözdeydi. Ben de biraz ona benzersem daha fazla sevilir mi diye. Ay canım benim. Abimi çok taklit ederdim. Onunla çok mücadele ettim yani çocukken. Hala da bence... Bir yarış halinde bir durum vardı. Tabii doktor oldu. Ben de doktor olabilir miyim falan diye hala böyle havalar atıyorum. Tabii abimle falan teşhisler koyuyorum. Şu olabilir mi falan. Senan yani biraz artık orada dur diyor yani. O da... Yani artık bir yere kadar. Artık senin olmaz yani. Bilemeyeceğim. Biri sana bir şey olduğunu hatırlatmadı mı ya? Yok, ben biraz kendim bulmaya çalıştım onu. Peki bu iki grup içerisinde mesela
İzmir'de çocukluk, Diyarbakır'da çocukluk dediğinde ilk gözünün önüne gelen imaj ne? İzmir'de daha çok böyle yazlara gittiğimiz için yazlıkta, anneannemin yazlığında çok vakit geçirdik. Daha çok deniz, akrabaları, çok kalabalık bir aileyiz. Neresi? Seferihisar tarafı. Çeşmealtı. Çeşmealtı. Çok kalabalık bir aileyiz ve o yazlıkta çok hep beraber denize girerdik. Büyük sofralar. Kalabalık sofralarda yemek yerdik. Diyarbakır daha böyle kapalı, biraz kasvetli ve daha mücadeleci bir şeydi. Süreçli oydu yani. Biraz orada daha kendini kapatan bir çocuk hatırlıyorum. İzmir'de açılıyorum, Diyarbakır'da kapatıyorum. Çok enteresan. Gerçekten enteresan yani. Ama mesela Diyarbakır tarafını ben çok, belki de o evet korumacı tarafında var. Kendini çok kollayan, bu piyasada çok ortalara çıkmayan, evet, daha evet. düzgün davranan, işte programa çıkmak için bile bir konuda hani çok öne çıkmayı sevmeyen bir durumun var yani senin. Değil mi? Evet, biraz böyle gerektiği kadar, gerektiği yerde olmak daha doğru gibi geliyor bana. Fazlasına gerek yok. Peki bu, yani şimdi Diyarbakır tarafıyla söylüyorum, sen oyuncu olmaya ne zaman karar verdin bu kafada? Şöyle... Yani o ilkokul, ortaokulda senin en faal olduğun şey, en iyi şey top oynamak değildi herhalde. Hiç öyle komik ve insanların gözdesi, hani sınıfı güldüren bir öğrenci değildim. Daha böyle depresif ve içe kapanıktım. Sonra Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda babamla annemle beraber oyun izlemeye gidiyoruz. Şöyle. Ailenin böyle sanata bir şeyi var yani. Tabii tabii. Babam üniversitede öğretim görevlisi, Türk Dili Edebiyatı. Annem üniversitede memur. Hayatımda ilk kez tiyatroya gidiyorum. O zamanlar biraz böyle çatışkılı bir dönem. Diyarbakır hareketli, 90'lar falan. Tabii. Sokağa çıkamıyorsun, 5'ten sonra sokağa çıkma yasağı var falan. Böyle biraz sıkıcı, evet. ve tehlikeli bir ortam. Bir çocuk için. Tabii ki. Ve ben de böyle altın varaklı merdiven başlıkları olan ve kırmızı halıdan basarak içeri girebildiğimiz bir tiyatroya giriyorum. O gün hiç unutmuyorum. Senin hayatında olmayan bir resim çünkü o. Varaklı böyle halılı bir yer. Bambaşka bir dünya. Diyarbakır'ın ortasında bambaşka bir dünyaya giriyorum. Ve ilk izlediğim oyun Ayyar Hamza, Ali Bey'in. İnanamadım. Olanların gerçek olduğuna gerçekten inanamadım. Ve o dünyaya ait olmak istedim. Yani beni bence çocuk olarak sığınabileceğim ve orada bütün bu gerçeklikten kopup kendime yeni bir dünya yaratabileceğim ve nefes alabileceğim bir ortam olarak tiyatroyu gördüm. Kaç yaşındaydın o zaman? 12, 13, 14? İlkokul, daha 5 da gibi filan, ortaokul 1 de olabilir. Çok küçük olduğumu hatırlıyorum. Çok etkilendim ve ben kesinlikle tiyatro yapmak istiyorum. O gün dedin yani bunu. Evet. Büyülendiğimi hatırlıyorum. Yani gerçek olamaz dedim. Çok güzel bir ortamdı. Ve çok iyi oyuncular vardı. İşte Erdal Beşikçioğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Bülent Emin Yarar. Onlar böyle bir de çok düzgün ve çok güzellerdi. Ne kadar güzel insanlar dedim. Çünkü ışık var, makyaj var, kostüm var, her şey çok renkliler. Güzel. Çok renkliler. Sonra onların oyun çıkışlarında onları bulup sohbet etme imkanım oluyordu. Bana böyle kitap, CD yoktu o zamanlar, işte kaset, böyle tavsiyelerde bulunuyorlar ve ne kadar enteresan, ne kadar çok şey biliyorlar, sanat ne kadar güzel bir şeymiş gibi bir algı oluştu beynimde. Ve ben bu işi yaparım. Bu işi yapmak bana çok mutluluk verir dedim. Öyle başladım. Yani bunu peki ailenle paylaştın mı? Evet. Ne dediler onlar? Babam zaten yani akademisyen olduğu için ve hani hepimizin bir şekilde lojmanlarda da böyle bütün herkes, herkesin çocuğu bir şey. Doktor, mimar filan bir şey okuyorlar. Hobi olarak yap dedi ve çok karşı çıktı. Tabii evdeki tabii, bizde de aynı şey oldu canım. Tabii. O hep öyle bir... Kendine bir meslek bul da hobi olarak devam et durum var ya. Evet, yani çok ağladım, çok tartıştım babamla. Annem çok büyük destekçiydi ama şu an babam tabii aşkla izliyor. En büyük destekçim babam falan ama hani o dönem bayağı bir mücadele ettim babamla. Ya çünkü senin zarar görmeni istemiyordu baban da tabii haliyle. Daha korumacı bir kafayla, daha iyi bir meslek, doktor olsun, öğretmen olsun. Tabii işte. Maaşı belli olsun. Soruyorlar, Nimet Hoca ne yaptı oğlum? İşte, üçüncü sınıfa geçti tıp. Falan. Kız ne yaptı? İşte bana tiyatroyu kazandı falan diye böyle. İşte. Yani o da işte kazandı bakalım ne olacak falan diye.
bir içinden şey oluyordu. Peki İzmir'de bilinçli mi seçtin üniversite olarak? İlk girdiğim denediğim okuldu. Onu kazandım. Aslında hani deneseydim belki İstanbul'da olabilirdi. Ankara, İstanbul'da olabilirdi tabii ya. O zaman orası zaten babandan İzmir'i zor koparmışsın. Hani en azından İzmir bildiğiniz bölge diye. Evet, orası İstanbul daha, biraz zor olabilirdi. Bir de ona yani problem çıkabilirdi. Evet, yani en azından anneannemin yanında daha güvenli bir ortamda. Peki o güne kadar lisede, üniversite, ortaokulda falan hiç tiyatro yaptın mı? Diyarbakır Şehir Tiyatrosu vardı. Orhan Esen'e evet. Şehir Tiyatrosu. Orada çocuk oyunları oynayarak başladım. Orada bayağı maaşlı oynuyorduk. Süper ya. Sonra üniversite sınavına girdim. Bu arada orada çalıştıran işte abilerimiz oldu. İsimler Hakan Çimenser oldu. Tabii. Bunlar hep destek oldular. Parçaları çalıştırdılar filan. Hala İzmir'e onlarla görüşüyorum. Ne bir güzel. Şekilde temasım var. Onlar da var. Ne kadar mutludurlar yani. Yani evet bence. Çünkü ustalar çıraklarına bir şey söyleyip bir tavsiyede bulunup o tavsiyenin gerçekleştiğini gördüklerinde kendilerini iyi hissederlermiş. Çünkü öteki türlü herkese bir şey söylüyorsun ama o söylediğin şeyin bir yere vardığını görüyorsun. O zaman evet. Kendini daha iyi hissedersin yani. Evet bir usta de olarak. Yani ne kadar özel bir durum düşünüyorum şimdi onlar açısından. Diyarbakır gibi bir yerdesin. Onlar da çok toylar. Yeni tabii, mezun olmuşlar tabii. Bölgeye geliyorlar ve gençlere böyle bir yol açıyorlar. Onların ki dünyalarını değiştiriyorlar. Bir de o bölgedeki evet. Çocukların dünyasını değiştirmek. Çok evet. Kıymetli bir şey. O yüzden ben böyle hani kurum tiyatroları kapatılsın diyenlere falan biraz öfkeliyim. Evet. Çünkü biz çok uygun fiyatlar ödeyerek, çok uygun tabii biletlerle Shakespeare neler izliyorduk. Neler seyrettiniz tabii. Evet. Yani turne tiyatroları haliyle çok öyle pahalıydı. Şey ve kurum tiyatrosu bir kere, yani tiyatro su gibi, elektrik gibi evet. Bir devletin sağlaması gereken evet. Bir genel ihtiyaçtır yani. Öyle şey olur mu? Evet. Öyle şey olur mu? Yani onu diyen arkadaşlarla oturup konuşmak isterim ben de yani. Yani sistem evet değişebilir. Sistem değişebilir. Düzenlenebilir. O uygulama hatasıdır yani. Evet ama olmak zorunda. Mantık öyle şey olur. Bizim mesela, gibi gelişmekte olan tabii, maalesef ülkeler için şu gerekli. An şehir tiyatrosundasın. Şehir tiyatronun biletleri bir haftada bitiyor. Ucuz olduğu için bitiyor. Hayır, kaliteli şeyler olduğu için bitiyor. Yani olmayanlar çoklar da boş geçiyor. Oynanmayan seyircisi az olan oyunlar da oldu tabii ki. Ama iyi olan oyunlar her zaman full çekti biliyorsun yani evet. Şehir tiyatrosunda. Ne oyunlar ne oyunlar yani. Devlet tiyatrosu da keza öyle. Evet peki geldin İzmir'e. Artık mekteplisin. Oyunculuk konusunda yola çıktığın o ilk günü hatırlıyor musun? Yani konservatuvarının kapısından üniversiteyi kazandığını ya veya sınava girdin, kazandığını öğrendin. Ve artık oranın okullusu olduğunu hissettiğin o ilk gün derse girdin. İlk günü hatırlıyor musun? Şöyle oldu. Bu enteresan bir şey. İlk kez bunu söylüyorum Hakan. Babam okul yani üniversitede hoca olduğu için tepkisel olarak bana şey dedi. Okullarda ilk hafta ders devamsızlıklar yapılabilir, gitmene gerek yok dedi ve ben bir hafta okula gidemedim. Ve okulda her yoklamada Senan Kara kim? Senan Kara madem gelmeyecekti neden bir arkadaşının kontenjanını yedi gibi böyle spekülasyonlar aralarında bir gereksiz bir algı oluşmuş evet, sınıfta. Ben gittiğimde herkes böyle neredeydin sen filan yaptı. Söyleyemiyorsun da böyle bir şey. Yani babam aslında onaylamadı bu okula gelmemi ve bir hafta o yüzden geç geldim diyemedim. İşte filan mık. Gittiğimde böyle bir tepkiyle karşılaştığımı hatırlıyorum. Ah canım benim ya. Üstüne üstlük yani. Zaten gerginsin bir de üstüne zaten üstlük. Zaten hiç tepki. Evet bilmediğim hani bir şey ortam. Gibi yani çok umurunda olmuyor. Yani oyuncu ben zaten çözdüm işi ama işte buraya da geldim okulu okuyacağım. Öyle bir algı oluşturmuştur herhalde onların kafasında. Kim bu ya falan diye. Yani evet teşekkür ederim sağ ol. Sonra işte zaten onlar başlamışlardı. Ben de akışa kapıldım. Başladık gittik. Sınıf çok eğlenceli bir sınıftı. Hala görüşüyoruz. Var mı bizim tanıdıklarımız sınıftan? Kimler var? Hatırladığın? Şimdi hepsini sayamazsın. Hepsi benim hepsini canım ciğerim. Çok yani. Seviyorum ve her gün neredeyse yazışıyoruz. Ay, ne ayda bir neredeyse buluşuyoruz, bir şeyler yiyoruz. Burak Altay, Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan, Zeynep Nutku, Özdemir Hoca'nın kızı, Esin Doğan, Pınar Gülmez, Serhat Güzel, Arda diye bir arkadaşımız vardı vefat etti trafik kazasında. Motor kazasında Arda evet. Özir'i. Böyle 10 kişilik bir sınıftı. Müthişti ya. Müthiş okuşu hatırlıyorum tabii ya. Tabii Burak'ları. Burak şimdi Erzurum'da mıydı? Yok Burak burada. Burada değil mi? Burada. Ama bir dönem Erzurum oldu tabii, değil mi? Tabii uzun tamam. Bir süre mecburi hizmet yaptı. Peki Rıza'lar da geldi. Rıza burada. Rıza ama sizden bir büyük müydü?
Aynı sınıftayız. Aynı sınıftaydık. Rıza'yı saydın mı sen? Saymadın. Saydım Rıza Kocaoğlu. Ha tamam. Çünkü o kuşağı çok iyi hatırlıyorum o dönemi. Tabii tabii. Beraber evet. Beraber koloni halinde yaşadığımız bir dönem de vardı. Tabii ya. Şimdi artık tabii herkes evli falan filan. Ay ne güzel ya. Muhteşem. Hepsi çok başarılı, çok kıymetli, çok önemli yerlerde yer aldılar. Bu arada ödüller almaya başladın. İngiltere'de bir ödül aldın galiba. Irish Prize. Filmle ilgili film, mi? Film, Bilmemek filmiyle. Irish Prize Film Festivali'nde en iyi kadın verdiler. Peki onlar seni nasıl heyecanlandırıyor? Yani bir ödül oyuncu için hani çok tabii kıymetli, çok değerlidir, çok başka bir yere taşır insanı ama ödülden sonraki seçimlerini, oyun seçimini, dizi seçimini veya film seçimini onlar da sen kariyerim için bunu seçmeliyim diyenlerden misin? Yoksa biraz hayatın gelişini mi daha değerli görüyorsun? Yani onlar şöyle oluyor, artık her işi yapmamak konusunda biraz titiz davranıyorsun. Heh. Vatanım Sensin setinde Yağmur Durul Hoca'nın söylediği çok güzel bir laf vardır. Artık kabul etmediğiniz işler sizin biraz kariyerinizi belirler demişti. Bence çok güzel bir laf. O ödüllerden sonra da biraz sorumluluğu geliyor. Yani daha mı dikkat etsem? Daha böyle içime sinecek işlerde olmak daha mı doğru olur gibi bir düşünce. Düşünce onun dışında oluyor. Hani ödül aldım, aman da bu neymiş, oh hayatım değişti falan gibi bir durum yok ortada. Durum yok yani. Hayat Çünkü yine hayat olduğu gibi devam ediyor. Biz işte biraz önce de konuştuk ya, atomu parçalamıyoruz, işimizi yapıyoruz ve o sadece filmin duyulur olmasını sağlıyor ödül. Film biraz daha merak ediliyor. Değer görüldüğüne göre bu filmde bir şey var denilmeye başlıyor. Evet, neymiş biz de izleyelim diyenler oluyor, beğenenler oluyor, beğenmeyenler oluyor. Sonra işte televizyon başladı. Ali ile aslında ilk televizyonda yer aldığında, ilk yer aldığın iş hangisiydi? Yani aslında yine Yağmur Durul Hoca'nın bir işi vardı yabancı Enteresan. Ama çok kısaydı. O süre biraz böyle kısa oldu, devam edemedim o işe. Biraz böyle set korkutucu geldi bana. Çünkü tiyatro daha bildiğim bir ortam. Tabii. Daha hani seni güvenli çok bir alan. Evet, orası daha hızlıydı. Bir süre bir durdum. Sonra uzun bir süre durdum filan. İşte deniz doğduktan sonra ben de yapayım dedim. Merak ettim. Böyle o bir şey geliyor ve zamanı şu anda diyebildiğim bir his o. Bu konuda çok da sabırlısın yani. Yani şeyi demeye çalışıyorum. Sen şimdi mesela oyunculuk yapmaya başladın. Şehir tiyatrosu çok iyi şeyler oynadın. Ama hep insanlar şey ister, bir an önce bir adım daha atayım, televizyonda tanınmış olayım, para kazanayım, işte şunu yapayım, bunu yapayım. Sen bu konuda çok sabırlı davrandın mesela. O belki de işte Yabancı Damat'taki tedirginliğini yenme sürecini mi geçti, kendini daha iyi mi hissettin? Çok eleştiririm ben kendimi oynarken. Evet, o belli, kesin. Evet, işimi yaparken çok ağır davranırım kendime. Para konusunda sıkıntım yoktu. Zaten bir gelirim vardı düzenli. Hiçbir zaman olmadı parayla ilgili sıkıntım. Ve evde de zaten bizde para kazanan Serhat'tır. Hmm. Ben daha çok hani kendi uyuzumu kaşırım. Hani o rahatlığı sağladı bana, sağladı, sağ olsun. Evet, o önemli bir şey çünkü. Evet, yani. O yüzden biraz şey yaptım, bekledim. Sabırlı davranmadım, biraz ürkek davrandım açıkçası. Peki Serhat'la evlilik başladı, o süreç başladı, sonra Deniz geldi ve sen anne oldun bir anda. Yani evet. Anne olmak da çok acayip bir şey değil mi? Yani hani sanki herkes olmuş gibi, herkes bunu yapmış gibi, hani daha evvelden de anneliği biliyormuş gibi. Orada da sürpriz karşılaşmalar oldu mu? Sürprizi Deniz'i eline aldın. Şöyle oldu. Bayağı ciddi anlamda bir bunalım yaşadım. Bir iki sene kadar falan Deniz'le çok sık evden çıkamamaya, işte Deniz'e bir şey olacak kaygısıyla, kimseye emanet edememe falan. Sadece hani bakıcılar geldi, yani onlarla anlaşamadım. Deniz'le ben ilgilenmek istedim ve uzun süre çalışamadım. Burada da tabii Serhat'ın çok desteği oldu. Biraz yorulduk. Bilmediğim bir şey tabii hala. Onu annelik. Diyorum işte. Annelik diye bir okul yok ki. Evet, hala öğreniyorum. Hala Deniz'le de ben de bir şeyleri keşfettim filan. Beraber büyüdük. Çok da güzel oldu. Çok mutluyum yani. Bence hayattaki en hani saatlerce mesela oyunculuk konuşamam ama Deniz'i anlatabilirim yani. Anneliği konuşabilirim. Peki Deniz doğmadan önce hayal ettiğim bir mesela ben Allah'ım güler yüzlü ve vicdanlı bir çocuk olsun diye dua etmiştim. Harbiden derinde evet. Gerçekten bu konularda yani belirgin bir şekilde bu duygusunu gösterebilen bir çocuk. Bence onun için... yani farklı olamazdı zaten. Çiğdem ve senden. Ay canım, Doğa. Teşekkür ederim.
çocuk yani kesinlikle böyle olabilecek. Çok güzel. Teşekkür ederim. Senin mesela bu konuda Deniz'le ilgili dua ettiğin, böyle olsa şöyle olsa dediğin bir şey var mıydı? Mutlu olsun, vicdanlı olsun. Aynen vicdanlı olsun, iyi yürekli bir çocuk olsun. Hep aynı kaygılar olsun. Zaten yani. Ve gerçekten mutlu olsun. Ve kalbi kırılacak, evet. Üzülecek ama hani bu beni çok üzecek. Hep hala onu düşünüyorum. Reddedilirse, seveni karşılık vermezse, istediği mesleği yapamazsa başarısız ama hani hep bir vicdan azabı. Annelik zaten oymuş. Tabii babalık canım. Da bence o. Tabii. Böyle. Şu an kaç yaşında? 12. 12 yaşında. Şimdi yavaş yavaş keşifler başlayacak. Geleceğe dair düşünceler başlayacak falan. Peki Çiğdem de öyleydi. Şimdi değişmeye çalışıyor da onu soracağım. O korumacı anneden şu an kurtardın mı kendini? Onu daha böyle ayakları üzerinde dursun diye, biraz düşerse de kendi kalksın diye ayırabiliyor musun? Evet. Yoksa hala tutuyor musun yani? Evet, çok samize. İşte oyunculuk bu. Bakın işte oyunculuk bu. Bakın şu an Senan'ın yaptığı şeyi ne olur geri sarıp bir daha yayınlayın. Çünkü Senan çok güzel. İnanmadan şunu söyledim. Evet. Aslında hayır ama evet yani. Müthişti yani. Çok güzel oynadın. Tebrik ederim. İşte dedim ya, öğrenmeye çalışıyorum. Evet. Gerçekten bitmedi. Çok zor. Yapacağım yani. Yapacağım. Çok zor yani. Çünkü benim de Çiğdem'le en büyük kavgam o. Yani bırak çocuk tek başına kalsın, düşsün. Eminim Serhat da bu kafadadır. Belki biz o hani 9 ay 10 gün taşınmadığımız için, o kimyasal ilişkiyi kurmadığımız için dışarıdan bakabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ben mesela, ben de çocuk doğurmak isterdim. Keşke olsaydı da hani benim karnımdan çocuk çıksa. Vallahi bile. Vallahi müthiş bir şey. Müthiş. Allah'ın evet. Size verdiği en büyük lütuftur yani. Bir kadının yaptığı en güzel şeylerden birisi. Bir sürü başarılı şeylerin haricinde, ama çocuk doğurmak bir mucize yani. Dolayısıyla biz dışarıdan baktığımız için, ya bu çocuk tek başına birey olarak kalacak, yarın annesi olmayacak, babası olmamaktan kastım şeyden bahsediyorum, olamayacağımız ortamlar olacak yani. Orada evet. Çözüm bulması lazım. O çözümde de yalnız kaldığını da buluyor. Yani her şeyi biz bulursak olmaz ki. Değil mi? Evet, ama bence bu birazcık karakterle de alakalı bir şey. Çiğdem de öyle. Evet. Ben Çiğdem'i çocuk doğmazken de biliyorum. Evet. Sizin evden çıkmıyoruz biz. Evet. Sofralar kuruluyor, yemekler. Çiğdem sürekli doyurmak istiyor. Evet. Sürekli kollamak istiyor. Evet. Gelir kapının önünden alır, arabayla götürür, getirir. Senin bir sıkıntın varsa onun sıkıntısıdır, çözmeye çalışır. Bu bence karakterle alakalı evet, bir şey. Benim çocuklar mesela, dünyadaki bütün çocuklar benim çocuklarım. Hepsi için. Sen hepsine sahip çıkmaya çalışıyorsun. Evet, hepsi için kaygı duyuyorum. Yani gecenin karnı acıktı mı? Derenin karnı aç mıdır? İşte dur sofra hazırlayayım. Dur aman bunu yesin filan. Hala bence bir çocuk gördüğümde durduramadığım bir dürtü bu ve bu sönmez yani. Buna engel olamıyorum evet. Diyorsun. Çok haklısın yani. Peki geri dönsen, işte ilk o üniversiteden mezun olduğun güne git bu sefer. Konservatuar bitmiş. Bir anda mesela niye İstanbul'a geldin? Piyasa İstanbul'da diye mi geldin? İzmir'de niye kalmadın? Atıyorum Diyarbakır'da Devlet Tiyatrosu'na niye devam etmedin? Evet. Seçimin neden İstanbul oldu? Şöyle, Devlet Tiyatrosu'nu çok istiyordum. Ama mecburi hizmet yapamayacağımı anladım. Ağır gelebilirdi artık. Çünkü şeyi merak ettim. İzmir'den sonra bir metropol hayatı heyecanlandıracaktı beni. Hmm. İzmir Devlet Tiyatrosu'nun kapasitesi yoktu. Kapasitesinden yani. Ziyade orada olmak istemedim. Şehir tiyatrosu çok merak ettiğim bir yerdi. Şehir tiyatrosuna girmek istedim. Seçtin yani şehir tiyatrosu. Bu şehir tiyatrosuna şey. Girmek istedim ve mezun olur olmaz da girdim. Helal olsun. Peki o gün şehir tiyatrosuna girdiğin günkü Senan'la karşılıklı otursan ona mesela ne önerirsin meslek hayatıyla ilgili? Çok boş vakit kaybetmiş. Çok az çalışmış. En büyük eleştirim kendime bu. Yani o kadar çok vaktim varmış ki ve zamanın o zamanlar hep bu kadar bize bonkör davranacağını düşünüyor oluyormuşuz. Çok hızlı geçti zaman ve ben hiçbir şeyi yetiştiremedim. Yetiştirmişsin bence bir sürü şey de, ama daha çok şey katabilirdim diyorsun yani, değil mi? Kesinlikle. Tabii. Çok ölü zaman geçti. Peki dönüp mesela şimdi Deniz'i büyütürken, Deniz'in kulağına fısıldadığın, büyüdüğünde, bir yetişkin olduğunda olmazsa olmazının ne olmasını istersin? Doğarken istediklerinin haricinde, yetişkin hayatında, senin bugüne kadarki yaşadığın tecrübelerin nazarında, senin öğrendiğin ve onun da mutlaka atlamaması gereken, kollamanın dışında tek başına kaldığında ne yapmasını istersin? Nasıl durmasını istersin? Yani? Kesinlikle idealist olmasını isterim.
kafasına koyduğu şeyi yapmasını isterim. Net ya. Çok güçlü olmasını isterim. Evet. Ama bunu yaparken de çok bireyci bir bireysel bir taraftan değil de hani daha kollayıcı, daha evrensel, daha toplumcu, daha hani dediğim şey var ya vicdanlı olup kendi için ürettiği o çözümleri karşısındaki insan içinde, o vicdanı karşısındaki insan içinde duymasını isterim. Yani güzel bir dünya özlemi içinde yaşayan bir çocuğum ben. Çünkü çok çok şey gördüm Diyarbakır'da. Sıkıntılı bir çocukluğum oldu. Bunu böyle şey bir yerden söylemiyorum şikayetçi ama. Şikayetçi bir yerden söylemiyorsun evet, biliyorum. Konjektür oydu yani. Aynen. Küçük bir çocuğun yaşamak istemediği bir sürü şey yaşadım ve hayat değiştirilebilir, dönüştürülebilir, güzele evrilebilir bir şey. Bu yüzden zaten tiyatroyu seçtim. Bana o yolu tiyatro açtı. Deniz'in de o yüzden bir çocuk yani dünyayı değiştirebilir ya. Bir insan dünyayı değiştirir ve o güçte olmasını istiyorum. Çok o çalışsın. Donanımda olmasını evet, istiyorum. Çok çalışsın, merhametli olsun, vicdanlı olsun ve çok iyi yetiştirsin kendini. Değiştirsin ya, değiştirsinler yani. Ay. Ben de aynı görüşteyim, o bilinçle beslemeye çalışıyorum. Sizin her şey sizin elinizde yani, dünyayı evet. değiştirmek sizin elinizde yani. Biz bu kadar değiştirebildik, bu kadar toparlayabildik. Peki bu süreçte böyle travma yaşadığında, boşluğa düştüğünde, çünkü İstanbul'a gelir gelmez sana hadi şehir tiyatrosuna geldiğinde işte hemen yaşayacağın parayı da vermiyorlar. Bir süreç yaşıyorsun, açlık yaşıyorsun, ekonomik sıkıntılar oluyor, duygusal boşluklar oluyor. Bunlarda Sena'nın motivasyonu neydi? Neyle kurtuluyordun, neyle ayağa kalkıyordun yani? Veya hiç düşmedin mi? Düşmedim çünkü annemle babamla beraber yaşadık İstanbul'da. Ha, İstanbul'a onlar, da onlar geldi. Tabii onlar hemen toparlandılar, emekli oldular, buraya geldiler. Baba onu diyor bunu diyor ama işte yalnız bırakmamış vallahi tabii, tabii. Maşallah. Kızının peşinden geldi. Süper. O yüzden hiç öyle ekonomik sıkıntılar yaşamadı. Yani. O da belki senin şu anda Deniz'in elini bırakmamana bir genetik kod olarak, bağlantılı olarak gelmiş olabilir. Çünkü sen de öyle görmüşsün. Seni bırakmamışlar, sen de bırakmak istemiyorsun aslında yani. Değil mi? Evet, belki de o yüzden. Yani. Çünkü bildiğin yöntem o. En iyi bildiğin yöntemi aslında, en iyi öğrendiğin yöntemi aslında. Dolayısıyla ben bunu biliyorum, bunu da Deniz'e uyguluyorum diyorsun aslında. Çok burada hiç acayip bir durum yok ki. Dolayısıyla eğer senin gibi bir yetişkin olacaksa yaptığın uygulama doğru demek ki. Öyle mi? Demek, yani. Demek ki öyle yani. Bilmiyorum bırakmak bence. Gerekiyor mu? Onu da herhalde biraz daha büyüdükten sonra mı anlayacağım? Evet, biraz, bilmiyorum. Zaten biraz daha büyüdükten sonra o da zaten bırakılmanın daha iyi olduğu düşüncesinde olacak. Çünkü özgürlüğünü ispat edip ayakta durup bir şeyi başarmak isteyecek. Çünkü senin annemin desteğiyle bunu yaptın, babamın desteğiyle bunu yaptın. Kim olursa olsun hangi çocuk reddeder bunu. Hele ki bizim çocuklarımız ki şu an Derin mesela öyle. Derin tek başına yapmaktan mutlu oluyor. Hatta anne lütfen diyor. Ben yıllarca mesela ikisi birden bana karşıydı. Şimdi biz Derin'le beraber Çiğdem'e karşıyız. Yani evdeki taraflar öyle değişti. Eyvah. Çünkü anne lütfen karışma ben ne yiyeceğime karar veririm diyor. Babam haklı bence diyor falan. Böyle tuhaf. Çiğdem şu an evde bir yalnızlık yaşıyor yani anlayacağın. Öyle bir sıkıntılı bir dönem var. Dolayısıyla zaten olacak. Onun için ona mutlaka biz yani ya Serhat'ın ya senin bir taraf olarak ben buradayım deyip yanına alırsanız eğer çocuğu, çocuk tek başına dışarıda kalmaz. Anne baba ikisi birden hayır bu olacak dediğinde çocuk bu sefer dışarıyı seçiyor. Kapının dışına çıkıyor. İçeride bir taraf bulamazsa yani. Hani çok bir abi olarak anlatıyorum bunu. Bir doktor olarak anlatmıyorum. Yanlış anlamayın ama gördüğüm şey o. Ben Serhat'a güveniyorum bu konuda. Evet. O birazcık şey yapacaktır. Yani beni onu dizginleyip Deniz'i... Eminim o kafadadır. Eminim o kafadadır. Bizde biraz yönlendiren de Serhat. Süper. Onu da bir gün inşallah konuk ederiz efendim. Serhat Bey de müthiş bir aktördür. Peki, yani tanıdığım... Senan hani böyle mütevazi kendi halinde yaşayan, hayal kurmaktan bile korkan bir çocuk muydun? Çok hayal kurardım ben. Kurardın? Evet. Ama bunu kimseye söyleyemez miydin? Niye yani ne, mesela hayal kurmak ve bunun gerçekleşmesi için hani bizim meslek şöyledir ya, bazen yaptığımızın çok daha üstünde gözükürüz. Bazen yaptığımız, verdiğimizi men diyorsun ya, bilim insanı değiliz. Yaptığımız için çok üstünde alkış alırız ya. Onun için hani ben aslında şu noktaya gelmek istiyorum. Atıyorum mesela senin benim gibi insanlar Hollywood'da oynamak istiyorum derken bir utanırlar ya. Hani sen o manada kendini frenlemeden özgürce nereye kadar hayal kurdun mesela? Çok hayal kurardım dediğin çocukken en büyük hayalin neydi mesela?
Tiyatro sahnesinde olmak. O kadar. Bu kadar. Çok da bir çapı geniş bir değilmiş. Bir şey değil ya. Evet, evet. Oldun. Sonra oldun. Neyin hayal oldun? Bak söylemekte zorlanıyorsun işte. Onu demek istiyorum. Dediğim o. Bırak koy ver. Ne olur ki? Yani Senan Hanım buna demiştiniz. Ne oldu? Olmadı diyecek kimse yok yani. Hani geçen gün bir dizide vardı. Hayal kurarken bari hani tasarruflu olmayalım mı? Muhafazakar olmayalım mı? Bir laf söylemişti Yılmaz. Yani orada bari ekonomi yapmayalım yani. Cömert olalım. Yani cömert olalım mı? Öyle bir şeydi yani. Denizle ilgili hayallerim var. İşte o sağlık, sevdiklerimin sağlıklı olmasıyla ilgili hayallerim var. Aynen. Ve yani ülkem için çok ciddi hayallerim var. Biraz artık böyle kendimle hayal kurmayı falan unuttuğum zamanlar mı? Hani 46 yaşındayım ve yani biraz zor bir dönem geçiriyoruz ya. Hep toplum beraber. Olarak bir şeyler böyle değişti, dönüştü ya. Onu acaba erteledim mi? Bilmiyorum ama zaten işimden çok memnunum, çok zevk alıyorum. Hayallerimi gerçekleştiriyorum zaten. Biraz böyle başka hayallerim var gibi geliyor bana. Evet, ayrışmasak, güzel kalsak, evet. Kavga etmesek. Evet, evet. Birbirimizi bir arada, dinleyebilsek, bir arada bir şeyler yapabilsek. Yani. Barış olsa, barış içinde evet. Yaşayabilsek, herkesin birbirini anlayabildiği, itmediği, ayrıştırmadığı, kavgayı bıraksak. Çünkü bizden başka birbirimize... Başka bir kimse evet, yok. Evet, birbirimize bunu, ihtiyacımız var. Ya bunu gerçekten şu an söylemen hiç popülist bir yer değil. Çocukluğu İzmir ve Diyarbakır'da yaşamış, bu kadar birbirinden ayrı kültürlerde yaşamış, birisi doğusu, birisi batısı olan evet. Bir çocukluğu yaşamış bir insanın istemesi o kadar doğal ki. Bunu en iyi yaşamış insan sensin ya. Yani. Estağfurullah. Gerçekten çok istiyorum öyle. Bunu. Yani ben artık birilerini ön yargılı bakışlarından, tavırlarından, düşman tavırlardan çok sıkıldım. Yani, İnsanları sıfatlarına, memleketlerine aynen, göre ayrıştırmaktan değil mi? Evet. Başörtüsünü eleştirmemizden, açık saçık giyinmesinden. Aynen. Bunlar artık o kadar gereksiz ve o kadar can yakıcı şeyler ki. Yani insanın özüne, insan ne demek, birlikte yaşamak ne demek? Bence bunlar çok değerli. Bir tane hayatımız var ve saçma sapan şeylerle vakit kaybediyoruz. Ve kırarak kaybediyoruz. Evet. Yıkarak kaybediyoruz, kavga ederek kaybediyoruz. Evet. Düşman olarak kaybediyoruz. Nasıl evet. Büyük zaman kayıpları yani. Çocuklar böyle büyüyor. Evlerde çocuklar böyle büyütülüyor. Okullarda çocuklar böyle yetiştiriliyor. Tabii. Sokaklarda böyle yaşıyoruz. Sporda insanlar taraftar evet. Olarak kavga ediyor. Sokağa çıkıyorsun, mahalleler kavga ediyor, görüşler kavga ediyor. Bir dinleseler, bir tek ne zaman kavga etmiyoruz? Deprem oluyor, kavga etmiyoruz. Milli felaket oluyor, kavga etmiyoruz. O zaman bir anda kimse demiyor ki sen Çorumlu musun, sen Artvinli misin demiyor. Yardım ediyor. Evet. O zaman nasıl yardım ediyorsun o evet. Zaman? Demek ki böyle ediyorsan her zaman niye etmiyorsun? İşte bu da seninle aynı yerdeyim yani. Tek istediğim şey de hatta bu program gerçekten kanalıyla evet. Da onu anlatmaya çalışıyorum. İnsan olmayı unuttuğun zaman işte diğer başka sıkıntılar ortaya çıkıyor. Evet. İnsan olmayı unutmamak lazım. Karşındakinin de insan olduğunu unutmamak, unutmamak lazım. Lazım. Hayat çok güzel bir şey ya. Ki yani hani yukarıya inanan, Allah'a inanan, evet. İnanan bir insansan zaten yaratılmış bir şeye düşman olmak aklım yani almıyor büyük benim bir ya. Haksızlık ve büyük gerçekten bir günah değil mi ya? Bunu aklım ben anlayamıyorum yani. En büyük günahmış gibi ve geliyorum. Bunun tek sebebi de işte para. Para. Gerçekten yani sistem onun üzerine oturtulmuş. Para yüzünden herkes birbirini ayrıştırıyor. Ben bunun inanç neyse. Yani bence buralara girmeyelim ama evet. Uzun ve şey. Evet. Şu ha. Ya şu çok bunları, kıymetli. Evet. Tabii. Ha. Şöyle bir durum var. Mesela para konusunda da şunu demek istiyorum. Mesela bir iş yapıyorsunuz, abi diyor arkadaşlık başka, iş başka diyor. Ya diyorum ki iş başka da, iş başka diye ben arkadaşımı kazıklamak zorunda değilim ki. İş başka, bir ticari kârım vardır. Ama ben yakalamışken daha büyük bir kâr kazandığımda ticarette bu olur dememem lazım. Ticaretin de bir ahlakı olmaz mı yani? Arkadaşlık başka, kazanmak başka. Öyle bir şey yok. Ben ne olursa olsun kazanayım futbolda. O kaybetsin, haksız da kaybetse fark etmez. Bence anladım. Çok ciddi bir sömürü var orada. Yani tabii büyük şey. Karşılığını vermiyorsan, onun fazlasını istiyorsan. Fazlası eksiği yok ki, hesap şaştı.
Evet, muhabbet böyle devam eder. Sevgili Sen Hanım, çok 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 teşekkür ederim. Ayrıca son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, çok çok mutluyum burada olduğum için. Ay gerçekten. Keyif aldın mı? Seninle olduğum için çok mutluyum. Evet, çok keyif aldım. Gerçekten hiç beklediğim gibi de değilmiş. Evet, ne güzel. Çok, ne çok güzel. Seninle ilgili sohbet ettik. Seni daha da yakından tanısınlar, daha güzel tanısınlar, düşüncelerini bilsinler istedim. Çok ayrıca teşekkür ederim. Yani onlar da bence kendi hayatlarını alacakları çok güzel şeyler var. Bakış açıların çok güzel. Onları da kıymetli yerlerine yerleştireceklerdir bence hayatlarında. Onun için güzel olacaktır efendim. Son olarak da bunu şimdi sana yazdım ama bileydim vallahi Deniz'e de yazabilirdim. Deniz'e de biraz daha büyüsün, şöyle bir 18 falan olsun. 18'de falan daha rahat okur. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Eve bol bol selam. Tamam. En kısa zamanda yine o sofralarda buluşmak üzere diyerek programımızın sonuna geldik efendim. Kalamış 39'daki yaptığımız bu çekimi sevgili Müntena Hanım'ın mekanında yine uzun süredir yapmıyorduk burada. Çok keyifli bir yerdir burası. Kalamış 39. Burada mekanın sahibine geldik de Senan Karay'ı ağırladık. Bir başka mekanın sahibine geldik de bir başka güzel insanla tekrar buluşmak üzere. Müsaadenizle efendim. Tatilin tek adresi Tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik sona erdi. Tatil.